Gençler Tartışıyor'a hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz üniversite öğrencilerinin en büyük derdi olan final haftası. 4 üniversite öğrencisi finallerde ne yapıyoruz? Bunu konuşacağız. Herkese hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, final haftası çok yoğunuz. O yüzden herkes kısaca kendinden bahsetse ne güzel olur. Olur. Merhaba, ben Muhammed. İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Staj yapıyorsun değil mi? Staj yapıyorum. Staja bu dönem full gidiyoruz. Okulla ilgili tamamen zaten süreç iptal olsa da yine de stajı devam ediyoruz. Ya, tırnak içinde yüz yüze eğitime devam eden sayılı... Aynen, yani sayılı... Öğrencilerdensiniz galiba. Sayılı öğrenci gruplarındayız aynen. Pandemi sürecinde hayat nasıl geçiyor abi? Yani okumak, işte hastanede olmak. Çok zor geçiyor aslında. Ben hem öğrencilik hem de... sosyal hayat hem de iş hayatı gibi böyle şeyler birbirine karışıyor. Bir müddet sonra okulu da takip edemiyorsun. Sosyal hayatını da takip edemiyorsun. Bizde mesela sınavlar okul yüz yüze iptal olduğu için daha çok ödev sayımız arttı. Ve bundan dolayı stajda da eksik yetersiz kalmaya başladık. Hem stajlara sabah 6'da kalkıp hazırlanmak var. Bir de gece 12, 6, sabah 6, akşam 6'ydı bu arada bizim mesai saatlerimizde. 6'dan sonra da gelip ödevlere başlayıp 12'ye kadar, 1'e kadar yetiştirmek vardı. Ve çok zor bir süreç olarak geçti bizde. Ne şey galiba abi, bu üniversite öğrencilerinin en büyük derdi ya. Pandemiden önce daha az ödev yapıyorduk. Yani belki de arkadaşlar da söyler. Yani... Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani bir günde 4 ödev yaptığımı biliyorum. Çünkü 4 farklı dersin hocası 4 farklı ödev veriyor. Ve finallerin herkesin kopya çektiğini düşünerek birden fazla ödev veriyor. Ama öyle bir şey yok yani. Varsa da yani ben denk gelemedim. Ve ödev sayımız arttığı için daha fazla iş yükümlü arttı yani. Ya bizde de aslında benzer. Şimdi ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Girmişken kendimi de tanıtayım. İsmim Anıl. Yani hukuk fakültesi öğrencisiyim ve müfredat zaten çok yoğun ilerliyor bizde. Bir tarafından yani aralarında belki koordine olamadıklarından ya da başka şeylerden ya oradaki işte biz geçen dönemde ödev olarak yapmıştık mesela. Ödevlerin sıklığı, yoğunluğu vesaire birazcık problem yaratıyordu bizde de. Yani onun haricinde staj yapıyorum demiştim mesela. Ben de yani bir büroda çalıştım bu Eylül'den itibaren, Eylül'ün sonundan itibaren. Ya ben 3. sınıfım. Benimki staj değil. Biz stajı bölüm bittikten sonra yapıyoruz. Gönüllü bir çalışmaydı benimki. Ama şeyi çok etkiliyordu. Yani hem bir taraftan işte burada kalmak zorundayım. İstanbul'da ayrı bir öğrenci evi var. Bir taraftan onun belli giderlerini karşılamam gerekiyor. Hem de bölünme dair bir şeyler yapma kaygısı gidiyor. O yüzden çalıştım aslında ve bu birçok online dersi aslında daha sonradan izlememe filan sebep oldu. Yani oradaki gün içinde haftanın 5 gününde belli bir vakit harcıyoruz ve... Aklıma şey geldi abi, sonradan izleme deyince. Ya galiba 2 gün önce Sol TV'de bir yayın vardı Celal Kınıoğlu ile ilgili. Programın sonunda şey diyordu yani, umarım gençler bu videoyu izlerken hızlı hızlı artlamaz diye. Şimdi gerçekten bir yanıyla yetişmiyor. İzlemek, etmek, sürekli bir yerden quiz, ödev ve sürekli sonrasında izlediğimizde işte 1.5 hızla, 2 hızla da izlemeye çalışıyoruz. Hatta ben bir ara Twitter'da şey görmüştüm, hani siz en çok kaç hızla izliyorsunuz diye. Öyle bir rekorum var mı abi? İşte ben şeyi duydum, 2.7 hızla dinleyen duydum. Yani pek mümkün değil. Yok yani daha çok anlamak gerekiyor bizde, o yüzden o kadar hızlanamıyorum. Ama şey kısmı var, yani mesela yine aynı röportajdan örnek verecek olursam, yani yaptığın işe dair hem kendin adına söz söyleyebilmek, hem orada yetkinleşebilmek, hem bunun bir alt zemini, yani ülkene geleceğine dair söz söyleme kaygısı var. Her birimiz okuduğumuz alanlarda birazcık bunu güderek üniversiteye geliyoruz. Bu amaçla üniversiteye geliyoruz. Ama yani hem bu online eğitimin kendisi buna çok müsaade etmiyor. Çünkü tarzın gerçekten imkan vermediği bir şey. Yani interaktif çok az işlenebiliyor. Bizde şu anda yani bir sınıfta 200, en az 200 kişi var ve yani bunun online derste o kadar interaktif bir hale bürünmesi mümkün değil mesela.
Yani o yüzden de çok daha sınırlı bir sunum çerçevesinde geçebiliyor. Chat'ten sorular olursa ve arada yanıtlanabiliyor. Böyle yani. Oradaki şey de sıkıntılı. Yani gerçekten bir şey üretmek konusunda çok sıkıntı çekiyoruz bu dönemde. Ya bu bir şey üretmek ve ödev mevzusuna ben böyle söyleyeyim, Ozan'la aynı üniversitedeyiz. İstanbul Teknik'te okuyorum. Mimarlık öğrencisi olduğum için ben yalan olmasın önceki dönemlerde de ödevlerimden dolayı çok ağlıyordum ama bu dönem gerçekten biraz şey oldu işte. Belki 3. sınıf olmanın da ekstra bir zorluğu vardır derslerin üzerinde ama gerçekten hocaların üzerinde işte rektörlükten gelen baskı var. Hocaların bize koyduğu bir baskı var ve o şeye neden oluyor. İşte artık bu kopya çekerler diye midir yoksa işte biz bu online eğitimin kalitesini nasıl ölçeceğiz derdi midir bilmiyorum ama bunu bu endişenin yanlış tarafına düşüp ödevleri 3'e 4'e katlamakta buldular çözüm ve biraz şey oldu yani kaliteyi düzgün ölçmeye çalışırken kalitesizleştirmiş oldular. Çünkü yani benim bu dönem 7 tane dersim vardı. Bunlardan birkaç tanesi tek başına haftada 4-5 saat sürüyor. Yani dersin kendisi 5 saat sürüyor zaten. Ben 5 saat boyunca şeyde ve dediğin gibi çok interaktif, yani sizinkisi çok olamıyor belki sayıdan dolayı ama bizim derslerimizin hepsi interaktif. 5 saat boyunca sen o derse dahil olmak zorundasın. Ders içinde uygulama konuşuyorsun, tartışma yapıyorsun. Biz ders içinde sunum hazırladık. Yani öyle o kadar interaktif. Ve zaten sabahtan akşama kadar böyle bir şeyin içindesin. Sonra bir de ödev yapıyorsun sürekli. İşte kimisi 30-60 sayfa makale okuyup bir şeyler yazmanı istiyor. Kimisi gidemediğin çünkü zamanın olmadı veya o şehirde olmadığın bir tane mahallenin haritasını böyle 15 farklı çeşit çıkarmanı istiyor. Bunları Google Maps'ten yaparak bakmanı bekliyor ve belli bir kalite istiyor. Haklı. Sonuçta mühendis mimar yetiştirecek, sana orada bir yetki verecek, sorumluluk verecek. O konuda çok haklılar ama bir yandan da şey değil yani bu öğrenciyi ezerek elde edebileceğim bir şey değil. Çünkü artık şey oluyor yani robota bağlıyorsun ve neyse bari hani vasat üstü bir şey çıksın, geçsin hani en azından dersi vereyim, sıfır olmasın diye yalapşap bir şeyler yapıyorsun. Oysa çok keyifli ödevler vardı aslında. Hiç böyle zevk almadan çat çat geçti. Bilmiyorum sen nasıl o zaman. Ya şey, benim hep bir şey geliyor aklıma ya. Evet, gerçekten bir şey zorlanıyor. İşte sürekli yoğun ödev, yoğun sınavlar ve hocaların ya da ne bileyim işte belli bir çıtanın üstündeki üniversiteler şeyi, akademik başarısının düşeceğini düşünüyor online sınavlarda ve bu yüzden öğrenci kopmamı çeker, bunu mu yapar ve bir yoğun saldırı altındaymıştı gibi, böyle ödev, sınav, final birazcık ürkütüyor da insanı ya. Hani ben de bir şey söyleyeyim. Ben işte aynı zamanda özel ders veriyorum bir yerde. Sokağa çıkma yasakları falan da var böyle. Şey oluyor, sabah derse giriyorsun. Ardından ödev yapıyorsun. O çok kısa vaktinde özel ders vermeye gidiyorum. Saat 9'a yaklaşıyor. Hızlıca eve dönüyorum ve şey oluyor yani, ödev, ders ve başka bir ders veriyorum. Birazcık benim için ürkütücü hiç olmazsa. Ya bir de şeyden ben konuşmak istiyorum birazcık. Yani final haftanız nasıl gidiyor? Yani ben bilmiyorum, başladı mı? Sizde mesela abi finaller nasıl? Ya da finaliniz var mı? Bizde başladı. Yani finallerimiz var yani. İki tane finalimiz vardı. Diğerleri ödev şeklinde hoca verdi. Yani onları yaptık, verdik. Final haftası şöyle. Bilgisayar konusunda çok yetersiz kalıyoruz mesela. Bazı arkadaşlarım bilgisayar o internetten dolayı sıkıntı yaşayınca sistem direkt atıyor otomatikman. O konuda çok yetersiz olduğundan bir daha hoca tekrar sınavı hazırlamak zorunda kalıyor. Ve tekrar farklı bir soru olduğunda seviyeler farklı bir şekilde ölçülmüş oluyor yani. Tam eşitli, adaletli bir sistem olmuyor. Aynı soruları da sonra teker teker yapınca da şey, bir eksiklik kalıyor. Bizde ben daha önce geçen 2 gün önce bir sınavda girdim. Benim sistem attı. Tamamen hocayla mailleşme üzerine geçti bir günüm boyunca. Hoca bana video kaydı almamı istiyor ama sistem attı, sisteme giremiyorum. Video kaydını alamıyorum. Ekran görüntüsünü o anda almak aklıma gelmedi. Hoca bu sefer de mazeretimi kabul etmiyor. Bu sefer şeydir, rektörlüğe falan böyle dilekçe gibi şeylerle mail atmak zorunda kalıyor. Bir sistemi var ya işte, mesela bizim okuldaki o sınav sistemi adı Ayva. Yani Marmara'da Aksis mi?
Yani öyle bir şey sanırsın yani, hatta rektörün soy ismiyle çok bağlantılı bir şey. Ve orada abi sürekli şey sorunlar çıkıyor. İşte kimisinde sınava giremiyorsun, kimisi seni direkt sınavdan atıyor, kimisinde başka bir şey oluyor. Ve hepsinin böyle komik komik isimleri var yani şey. İTÜ'de sınava giriyorsun, sisteminde ayva. Elma öyle. Da var. Evet yani. Evet yani. Bizde US diye geçiyor. Evet, uzaktan eğitim sınav sistemi diye. Şey, yanlış şey yapmışım. Ya bir de şey işte online eğitim bir şekilde gidiyor gitmiyor, tartışıyoruz ediyoruz. İşte final haftamız yetişiyor, hatta yetişmiyor daha doğrusu. Yani bu yan yana gelmemiz bile aslında final haftasından bir kayba uğruyormuş gibi. Ya ben sınavdan çıkıp geldim öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle hepimiz dönünce de işte final çalışmaya, sınav çalışmaya devam edeceğiz. Ya ben şey çok işte yani şey evet pandemi işte sen mesela hastanenin içinde çalışıyorsun. Büyük bir risk hayatlarımız için. Ama bir yanıyla da böyle okuyamayacağımızın bir şeyi olmuş oldu. Garantisini vermiş oldular bize aslında yani. Örgün eğitim mi, online eğitimi tartışmasında bir şey çıtayı aşmış olduk. Okuyamıyoruz bir anıyla yani. Bilimsel eğitim zaten kalıntıları kalmış. O bilimsel eğitimin uzağından geçemiyoruz. Bir şeyler öğrenemiyoruz. Yani mesela kumsal şimdi aklıma geldi. Jüriye çıkmak, mimarlık öğrencisi muazzam stresli bir iş. Bir de online nasıl oluyor mesela? Şey, kamerayı alıp böyle işte makine etrafından mı gezdiriyorsun? Ya da sıra nasıl geliyor? Teknolojiyle olan alakalı bugün konuştuk daha önce ama bugün biraz daha anlamış oldum tekrar. Hayır, şimdi biz zaten üçüncü sınıf, yani ikinci sınıftan sonra daha çok dijital tasarım üzerinden yapıyorsun. Tabii maket de yapıyoruz ama maketi tasarladığım zaman genelde fotoğraf makinesi sayesinde fotoğraflarını çekip farklı açılardan sonra onu bilgisayara yükleyebiliyorsun. Böyle bir teknoloji gelişti. Sonra işte dijital tasarımları falan kaydediyorsun PDF olarak vesaire. Ve bunlardan bir sunum, PAF'ta diyoruz biz onu, poster hazırlıyorsun işte. Konseptini anlatıyorsun vesaire vesaire. Sonra bunu ekranımı paylaştırarak hocana sunuyorsun. O sırada da anlatıyorsun. Tabii ki şey kadar kolay değil, iletişim kurmak açısından da kolay değil yani. Canlıda birebir konuşmak çok daha rahat hocayla. Ve işte bir sürü teknik problem de çıkıyor işte. Bizi odalara ayırmaları gerekti. Çünkü herkesin işte 3-5 farklı hocayla aynı jüriye girmesi gerekiyor. Ve o hocalar birbirinden ayrı duracak falan vesaire. Ve bu şeyde teknik bazı aksaklıklar yaşandı. İşte paylaşamadık, gitmedi, ses gelmiyor, bir şey oluyor. İşte bir yandan da online'da zaman yönetimi çok daha zor. O da büyük bir problem yani. Kaptırıyor, gidiyor, yarım saat konuşuyor biriyle. Tam işte yüz yüzeyken kurduğun o zaman algısı biraz kırılmış durumda. O açıdan da çok sıkıntı olabiliyor. Ya ben de bu arada ya gerçekten gelirken de seninle sohbet ediyorduk buraya. Yani online olan her şey benim için çok daha zor. Ya bir de ben bilgisayardan bir mühendis öğrencisinin olmayacak kadar uzak bir insanım. Ve şey çok zor geliyor bana. Yani orada işte bir toplantıya katılıyorsun, bir kulüp etkinliğine katılıyorsun, derse giriyorsun. Sanki bunlar dün girdiğim ders 3 yıl önce yaşanmış gibi. Yani ne zaman kavramı kalıyor, ne mekan kavramı kalıyor ve böyle sikleşmeye başlıyor hayatında. Bu da eğitim sürecinde bayağı gol yediğimiz bir şeye dönüşüyor. Ya bir de çok özür dilerim. Şey değil ki sonuçta, yani üniversite dediğin yer yani sadece girip orada derse girip çıktığın bir şey değil. Yani bu işte kulüp mevzu da aynı yere denk düşer. Üniversite kampüsü içinde arkadaşlarınla oturduğun, tartıştığın denklem de başka bir yere düşer. Çünkü yani orada bütünlüklü o üniversitenin sana getirdiği, kazandırdığı şeyler var. Yani içeride hem birlikte konuşursun, bir arada bir şeyler yapmaya çalışırsın, bir şeyler üretmeye çalışırsın. Bu bir tarafta bir gelenek oluşturmak demek bile olabilir. Yani üniversitenin kampüsünden o yüz yüze halinden uzaklaşmak ve online bir yerde mesela şu an bizim için belki onlar çok daha tanıdık ama üniversiteye yeni gelen birinci sınıflar var ve yani o ortamı online yüzeylerde kendilerine sağlamaya çalışıyorlar olabildiği kadar. Yani bu anlamda da biraz hasarlı kalıyor sanırım içinden geçtiğimiz süreç. Ya şey bir örnek vereyim. Ya işte bizim kulüp etkinliğimiz şimdi online olsa da devam ediyor. Bu arada İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü'ndeyiz kumsalla birlikte. Sen de Marmara Kültür Sanat'tasın galiba. Evet. Evet. Yani şeyi hatırlıyorum, siz pandeminin başında böyle bir radyo programı mı, podcast programı çıkarmıştınız radyo galiba. Radyo vardı sanırım. Radyo programıyla başlamıştık ilk Mart sürecinde. Yani orada genel olarak
daha dinlenilebilir, insanların ilgisini çekebilecek şeyleri konu almaya çalışmıştık. Ya işte şey, ondan gerçekten bir şeyleri kurmaya çalışıyoruz ama o üniversite dediğimiz yapı şey değil ya, işte ortaokul, işte dershane, işte belki birazcık lise, lisede birazcık buranın dışına çıkmaya başlıyor ama işte hayatını sürdürdüğün, belki hayatını anlamlandırabildiğin bir basamak en nihayetinde orası. Ve oranın içinde olmayınca, yan yana gelemeyince şey oluyor. Yani ben mukavemet dersi alıyorum ve çok zor bir ders sallıyorum işte. Onu ne kadar iyi çözebilirim çözemem. Yani şey, üniversite sınavına hazırlanıyormuş hissiyatı var belki benim temas ettiğim bütün öğrencilerle. Hazırlık olan bizim okulda birinci sınıf öğrencileri hazırlık okuyor ve onlar için çok daha kötü. Yani üniversite sınavına çok çalışmışlar, işte İTÜ'yü kazanmışlar, gelemiyorlar daha doğrusu ve hala üniversite sınavına çalışıyormuş gibi bir tempoda çalışıyorlar. Onun dışında hiçbir sosyallikleri yok. İşte ne, bu online süreçte bunun üstünden geçmiş oluyorlar aslında. Şey, bir gerçek, evet, dünyada pandemi gerçekten hayatımızı çok riske atan bir yer. Ama bizim o üniversitede olmamız gerekiyor. Bunun bir şekilde çözümü bulunmalı. Yani ben belki şey görmüşsünüzdür. Uludağ Kayak Merkezi'nde verilen partiyi. Yani bir yerde öyle partiler veriliyorsa, onun için riskler alınıyorsa, bizim için önlemler alınsın. Biz üniversite gidelim. Üniversiteli olabilelim bence. Birazcık sanki burun üstünden geçiyorlarmış gibi. Yani final haftamız gerçekten çok yoğun. Ama ben bu final haftasında en çok bunu hissediyorum. Yani üniversiteli kimliğimiz sanki siliniyormuş gibi. Bence burası benim final haftasının ders çalışma gündemimden çok, burası beni çok daha zorluyor. Yani üniversiteli olamıyorum muyuz acaba? Ki bence böyle değil. Biz üniversite olmayı bir şekilde deniyoruz. İşte burada 4 kişi yan yana geldik, bir şeyler konuşuyoruz. İşte bir şekilde online kimi kültür sanat kulüpleri devam ediyor. Birileri bir yerlerde yan yana geliyor ama bunun dışında daha büyük bir yer ya üniversite. Sanki buranın yani üstü işte siliniyormuş gibi. Çok özür diliyorum. Boğaziçi'nde geçtiğimiz süreçte gördük. Yani şimdi üniversiteye dair o aidiyeti hissettiğinde, evet, ben bunun birçok basamağında sözümü söyleyebilmeliyim hissiyatına da sahip oluyorsun. Şimdi benzer bir durum bizde de var. Sizdeki Maçka'ya, yani Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi diye bir isimlendirme yaptılar ve Maltepe'de şehrin çok uzak bir noktasına bizi taşımayı hedefliyorlar. Ve burada öğrencilerin en ufak bir söz hakkı olmadı. Yani şimdi bu Göztepe kampüsü ya da diğer kampüsler yani ranta mı açılacak? Çünkü Fikirtepe mesela çok net ortadaydı. Yani oradaki süreçte bir süreyi dümdüz ettiler, yerine rezidansları diktiler. Yani müteahhitlerin bir alanı haline geldi. Şimdi Göztepe kampüsü hemen dibinde bir yer gibi. Yani şimdi hem o aidiyet konusu buradan bir örnek olabilir, hem de yani bu yüz yüze açılıp açılmama konusunda da. Yani ben ikinci dönemi ya da işte bunun en sağlıklı ne zaman yapılabiliyorsa yüz yüze açılmasını destekliyorum. Çünkü söylediğin gibi, yani burada en önemli şey var olabilecek önlemleri almaları ve aşılamayı belki en hızlı şekilde sağlamak. Ve yani bunlarla birlikte bizim az önce bahsettiğimiz, yani buranın içerisindeki soruların hepsine dair bahsettiğimiz şeyleri yüz yüze var edebilmek aslında olması gerekiyor. Yani işte sınavlar zor, ödevler fazla dedik. Yani bu bizim tembellik yapma niyetimizden de değil. Yani biz gerçekten mühendislik öğreneceksek bunun bilimini öğrenelim işte. Hukuk öğreniyorsan bunun bilimini öğren. İşte hemşirelik yapıyorsan o hastane olmak gerekiyorsa yapalım bunu ama bunun bir temele dayanması gerekiyor bence. Bu temeli vazgeçmeden hiçbirisi mümkün değil. Bu temel içinde üniversiteye gitmek zorundayız. Ya bir de şey var. Burada yani beraber öğrenmek bambaşka bir şey. Sen mukavemet sınavı deyince ben kendi mukavemet finalimi hatırladım. Gerçekten de zor yani. Biraz şey, sıkıntılı bir ders. Ve şeyi hatırlıyorum yani. Finaline gireceğiz. Medde işte bizim okulun çay içilen çimenlik alanı böyle. Bir yandan da kocaman bir alan, masalar var vesaire. Orada işte 5-6 kişiyle buluştum kendi dönemimden. Ve yani o sınavı 100 kişi falan alıyor. Biz o gün yani sanırım şey, yani masadan sürekli birileri kalktı, geldi vesaire ama yani atıyorum öğlen 2'de başlamıştır. Sabaha kadar okulda şey,
O masaya 20 kişi gelip gitti sürekli ve bir yandan herkesin derdi, herkesin suratı asık. Biz bu dersi ne yapacağız? Ama gerçekten oradaki 20-30 kişi o gün masaya gelip giden o mukavemetten gayet iyi geçti. Çünkü 4-5 tane soru verildiğimizde hepimizin elinde notlar var, sorular var. Tartışıyoruz. Abi bunu bu yüzden yaptılar, şunu şu yüzden yaptılar. Ve o gün mesela hepimiz o dersten beraber çalıştığımız için geçtik mesela. Çünkü yani not okuyarak, hocanın sunumlarını dinleyerek, dersi 1,5, ben 1,75'te seviyorum bu arada. Hani onu belli bir hızda dinleyerek biraz öğreniyorsun, yani biraz ezber oluyor. Ama beraber soruları tartışarak, konuşarak yaptığında gerçekten bir öğrenme sağlanmış oluyor. Zaten yani beraber bir şekilde kavranabilecek bir şey bu. Sonuçta öğrenciyiz. Zaten de bu yani, uzaktan olmamasının sebebi de bu. O beraberlik yok yani. Birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence de en kısa zamanda açılma. Yani AVM'yi açabiliyorlarsa, o Cevahir sabahtan akşama kadar açıksa, Uludağ'da saçma sapan tipler tatil yapıyorsa yani, bizim de okulumuz olsun, bir zahmet o finallere beraber çalışalım yani. Bunun gibi masada oturalım. Sabahtan akşama kadar biraz ağlayarak ama birbirimize dayanarak yani o finallere beraber çalışalım. Yani de var mesela, pardon bu arada. Hemşirelikte de mesela uygulamaya dayalı, hemşirelik, doktorluk, diş hekimliği gibi şeyler o uygulamaya dayalı, tamam full uygulamaya dayalı. Bunları online olarak ne kadar yeterli anlatabilirsin? Teorik bilgiyi hadi bir nevze öğrenci çabalayarak alabilse de uygulama bilgisini alamıyor. Çok yetersiz kalıyor. Benim en basit arkadaşlarım var alt sınıflardan. Onlar diyor ki biz hala daha ikinci sınıf olduk. Yani en basit bir uygulamayı hoca video üzerinden gösteriyor. Ne gerek vardı? O zaman biz YouTube'dan açıp izlerdik yani. Daha basit olurdu diyor. Üniversiteye gelmemizin anlamı çok saçmaydı diyor. Yani yeterli olabilmek için yani bence de ikinci dönem ya da daha önceden de açılabilir. İkinci dönemi öne de alabilirler. Daha ne kadar hemen başlaması, örgün eğitime başlaması gerekiyor yani. Yani fikrim bu derecede. Galiba herkes daha ortaklaştı. Final haftası evet çok zor, çok yoğun ama bunun dışında başka bir acil talebimiz var. Bütün önlemler alınmalı ve örgün eğitim bir şekilde devam etmeli. Üniversiteye aidet duyduğumuz üniversiteyle başka bir bağ kurmaya devam etmeliyiz bence. Yani kendi üniversitemden belki söyleyeyim. Bunun için dilekçe vesaire de vermiştik. İTÜ Maça Kampüsü İTÜ öğrencilerindir. Belki sen de Marmara Külliği olmaz diye bir çağrıda bulunmak istersin. Yani biz İTÜ Sosyalleştirme Kulübü için böyle bir çağrıda bulunmuştuk. Buradan da geçmiş olayım hiç olmazsa. Ya ben de söyleyeyim çok kısa o zaman. Yani Marmara Külliği'ye boyun eğmez topluluğu üzerinden ilerliyoruz. Belki bunu izleyen, görenler bizi de takip edebilirse iletişime geçmiş oluruz. Gençler Taşıyor programının sonuna geldik. Bir sonraki program görüşmek üzere.